Moğol İmparatorluğu. ...1206 yılında Cengiz Han tarafından kurulan ve bir dönem dünyanın yaklaşık dörtte birini ele geçirerek tüm dünyaya korku salan imparatorluk. Tarihin bitişik sınırlarına sahip en büyük devletine sahip olan Moğollar nasıl bu kadar genişleyebilmişti? Ya da bir diğer soru, Cengiz Han'ın bu kadar acımasız olmasındaki neden neydi? Tüm bu soruların cevapları için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tarihler 7. yüzyılı gösterirken Moğol ismi ilk kez küçük bir kabile olarak Tang Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü Çin topraklarında geçmekteydi. 1140 yılına kadar dağınık bir şekilde yaşayan Moğol kabilesi, bu tarihte ilk liderleri olan Cengiz Han'ın büyük dedesi Kabul Han tarafından bir araya getirildi. Ancak Kabul Han'ın Han unvanını almasından kısa bir süre sonra Tatarlar tarafından öldürülmesi sonucu kabile karmaşa içinde çeşitli yerlere dağıldı. 1162 yılına gelindiğinde Moğolların sözü geçen bir reisi olan Yesügey Bahadır'ın bir oğlu oldu. Cengiz. Cengiz, zorlu bir çocukluğun ardından 1206 yılında Onan Nehri kıyısında toplanan çeşitli boyların temsilcileri tarafından Büyük Han ilan edildi. Bu, aynı zamanda Moğol İmparatorluğu'nun kurulduğu yıl olarak kabul edilirken, aynı toplantıda Cengiz Han, dişe diş, kana kan emri veren acımasız Cengiz Han yasalarını da ilan etti. Kurduğu devletin sınırlarını genişletmek için hemen harekete geçen Cengiz Han'ın ilk hedefi babasını öldüren Tatarlardı. Tatarlarla girdiği her mücadeleyi kazanan Cengiz Han, bu dönemde yakın arkadaşı olan Camuka'nın ihanetine uğradı. Uzun bir mücadelenin ardından önce Camuka'yı, ardından Karayiğit hükümdarı Tuğrul'u yenerek bölgedeki hakimiyetini pekiştirdi. Babasının öldürülmesi ile zorlu geçen çocukluğunun intikamını almakta kararlı olan Cengiz Han, katliam yapmaktan kaçınmazken gaddar bir hükümdar olarak nam salmaya başladı. Cengiz Han, Moğol ve Türk boyları ile Uygurlar gibi bazı yerleşik toplulukları tamamen hakimiyeti altına aldıktan sonra gözünü dış dünyaya dikti. Şamanlardan savaş kehanetleri almayı da ihmal etmeyen Cengiz Han, ilk seferini ortadan kaldırdığı Tuğrul Han'ın imparatorluğu olan Tangutlar üzerine yaptı. Ancak Cengiz Han'ın şehrinden korkan Tangut imparatoru, Cengiz Han'a kızıyla evlenmesini teklif ederek anlaşma yoluna gitti. Bu teklifi bir süre düşündükten sonra kabul eden Cengiz Han, ilk kez uluslararası bir anlaşma imzalamış oldu. 1211 yılına gelindiğinde Cengiz Han ilk büyük seferini Jin Hanedanlığı'nın kuzey topraklarına düzenledi. Kendilerinden daha gelişmiş olan ancak o sıralarda iç çöküş yaşayan Jin Hanedanlığı karşısında ezici bir üstünlükle galip geldi. Bu zaferden sonra Kara Hitayların üzerine giderek Moğolları Orta Asya'ya taşımayı başardı. Gittikçe genişleyen sınırlarına 1218 yılında Kara Hitay Devleti'ni de eklerken, bütün Doğu Türkistan'ı Moğol Devleti'ne katmış oldu. Kara Hitay Devleti'nin mağlup edilmesinden sonra Orta Asya'da Moğollar ve Harzemşahlar olmak üzere iki önemli güç kaldı. Bu, Cengiz Han için yeni bir savaş demekti. Cengiz Han, Harzemşahlara karşı savaş açmak üzere hakimiyeti altındaki kabilelerden asker toplarken Tangut Krallığı'na da bir elçi yolladı. Tangut orduları komutanı Aşa, "Cengiz Han madem bu kadar zayıf, neden han olmak için uğraşmakta?" şeklinde aşağılayıcı bir cevap göndererek asker göndermeyi reddetti. Cengiz Han bu cevaba oldukça sinirlense de Harzemşahlara planladığı sefer nedeniyle kendisine yapılan bu saygısızlığın cezasını ileri bir tarihe bıraktı. Ardından Harzemşah seferi için ordusunun teçhizatını en iyi şekilde tamamlayarak 1219 yılında oğullarını da alıp Harzemşahlara karşı sefere çıktı. Zafer çok çetin geçen 2 yılın ardından 1221 yılının ilk aylarında geldi. Yapılan savaşların ardından Hazar Denizi'ne kadar olan Harzemşah toprakları Moğolların eline geçse de Cengiz Han'ın Harzemşahlar ile savaşı henüz bitmemişti.
Harizmşah hükümdarı Alaeddin Muhammed, Moğol yenilgisinin ardından Hazar Denizi'ndeki bir adaya kaçmış ve burada açlıktan hayatını kaybetmişti. Ancak ardında Cengiz Han için yeni bir düşman bırakmıştı. Oğlu Celaleddin Harizmşah. ...1221 yılı sonlarında kötü bir komutan olan Şigi Hutuğut'un emrindeki Moğol askerleri Celaleddin'le Pervan'da girdikleri ilk savaşta büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Pervan Savaşı Moğolların ilk büyük yenilgisi olurken hem Moğolların da yenilebileceğini kanıtladı hem de Harizmşah Devleti'ni yeniden var etti. Cengiz Han her ne kadar Celaleddin'in cesaretini hayret etse de ordusunu tekrar güçlendirerek 26 Kasım 1221'de Celaleddin'i mağlup etmeyi başardı. Bu zaferle birlikte 1222 yılında tüm Türkistan bölgesi Moğolların eline geçmiş oldu. Bu galibiyet ile birlikte Moğollar daha fazla zenginleşirken aynı zamanda tüm Asya'nın tek hakimi olduklarını da kanıtlamış oldu. 1222 yılının baharına gelindiğinde Kuzey Kafkasya ve Kuman Kıpçak Hanlığı'na yönelik seferlere başlandı. Moğol ordusu Azerbaycan ve Gürcistan topraklarını kat ederken tüm şehirleri yağmalayarak önemli bir ganimet elde edip kuzeye doğru ilerlemelerini sürdürdü. Ancak Cengiz Han'ın hesap etmediği bir şey vardı. Kafkas kavimleri ile ittifak halinde olan Kıpçaklar. Cengiz Han Kıpçaklara haber gönderip anlaşma karşılığında onlara saldırmayacağını, ihtiyaç duydukları mal ve parayı da vereceğini söyledi. Kıpçakların lideri olan Başbuğ Konçak ve oğlu Yuri, onların bu sözüne inanarak Kafkas kavimleriyle kurmuş oldukları ittifaktan ayrıldılar. Bu hadiseden çok kısa bir süre sonra Cengiz Han yaptığı bu anlaşmaya ihanet ederek Kıpçak halkına saldırdı. Anlaşma gereği olarak Kıpçaklara ödedikleri mal ve paranın kat ve kat fazlasını onlardan geri alırken, geçtiği her şehri ateşe vererek askerlerine yağma emri verdi. Yenilgiyi hazmedemeyen Kıpçaklar Rus prensliklerinden yardım isterken Cengiz Han Ruslara deyim yerindeyse siz karışmayın dedi. Kıpçaklardan sonra sıranın kendilerine geleceğini bilen Ruslar Kıpçaklar ile birleşerek Moğollara cephe aldı. Taraflar arasında başlayan ve Kalka Savaşı olarak tarihe geçen savaşta Moğol ordusu kuruluşlarından bu yana uyguladığı savaş taktiğini uygulayarak geri çekildi ve 8 gün boyunca düşmanlarının gelmesini bekledi. 8 gün sonra Sobutay ve Noyan önderliğindeki Moğol ordusu aniden saldırıya geçerken kısa süren savaşın ardından Moğollar ezici bir zafer elde ettiler. Yapılan Kalka Savaşı Kıpçakları Karadeniz'in kuzeyinden çıkaran sürecin başlangıcı olurken zamanla iki kola ayrılan Kıpçaklar Balkanlara ve Kafkaslara göç etmeye başladı. Moğolların düzenlediği bu sefer ilerisi için önemli bir keşif olurken, daha sonra Orta Avrupa'ya yapılacak istila hareketinin de bir anlamda habercisiydi. Ait oldukları topraklara geri dönmeye başlayan Moğollar, Hazar Denizi'nin kuzeyinde İdil Bulgarları tarafından kuşatılsalar da kolay bir şekilde galibiyet elde ederek Türkistan topraklarına ulaştılar. Bu sefer sırasında geçtikleri tüm şehirleri yakıp yıkan Moğollar artık dünyanın uğradığı en büyük felaket olarak görülmeye başlandı. Cengiz Han 1223 yılında memleketine dönmeye karar verirken artık 60 küsür yaşlarında birisi olarak bir hayli yorulduğunu hissetmekteydi. Oğullarıyla bir kurultay yaptıktan sonra Çuçi hariç diğer oğullarıyla birlikte Moğolistan'a geri döndü. Tarihler 1224 yılını gösterdiğinde 5 yıl önce Tangut komutanı Aşa'nın kendisine yaptığı saygısızlığın hesabını kapatmak için Tangutların üzerine yürüdü. 3 yıl süren şiddetli çatışmaların ardından Moğol ordusu Tangut Krallık Sarayı'nın kapılarına kadar dayandı. Ancak bu süre içinde Cengiz Han ciddi bir şekilde hastalanarak yatağa düştü. Hastalığı ilk başlarda ordusunun morali bozulmaması için sır gibi saklanırken, Lipuan dağlarında gizli bir vadiye götürülerek şifalı bitkiler ile tedavi edilmeye çalışıldı. Her geçen gün rahatsızlığının ilerlemesi üzerine komutanlarına "Yas tutmayın ve savaşa devam edin" sözleri üzerine emri yerine getirildi ve Tangutlar 1227 yılında tamamen yok edildi. Öyle ki Tangut halkının yanında hükümdar mezarları bile açılarak ölüleri bile tamamen ortadan kaldırıldı. Bu yüzden günümüzde Tangutlar hakkında hiçbir kaynakta detaylı bilgiye rastlanılmamaktadır. Ölüm gün geçtikçe Cengiz Han'a daha çok yaklaşmaktayken hastalığı gitgide ağırlaşmaya başladı.
Ölümden oldukça korkan Cengiz Han, ölümsüzlük iksiri bulması için Çinli din adamlarından dahi yardım istedi. Ünlü Tao rahibi Çancung'a yazdığı mektupta ölümden ne kadar korktuğunu anlatması bu iddianın en önemli göstergesiydi. Ben ki, Hunlar döneminden sonra en büyük imparatorluğun sahibi, mevkim çok yüksek, yüküm çok ağırdır. Kutsal ayaklarımı harekete geçirmen için sana yalvarıyorum. Merhamet et ve ölümün sırrını ifşa et. Ancak şifacıların tüm çabalarına rağmen tarihler 25 Ağustos 1227 yılını gösterdiğinde tüm dünyaya diz çöktüren büyük imparator Cengiz Han hayatını kaybetti. Cengiz Han'ın cesedine ne olduğu ve mezarının nerede olduğu konusu günümüzde bile hala sırrını korumaktadır. Zira yıllar süren tüm arkeolojik aramalara rağmen mezarı halen bulunamadı. Vefat etmeden önce Moğol İmparatorluğunu oğulları arasında paylaştırırken, oğulları Moğol topraklarını ilerleyen dönemde iki katına çıkaracaktı. Moğol İmparatorluğunun Çöküşü. Cengiz Han'ın ölümünün ardından oğulları Büyük Moğol İmparatorluğu'nun topraklarını Orta Avrupa'ya ve Çin'e kadar taşırken imparatorluk yüz ölçümü olarak yaklaşık iki katına çıktı. Peki bir dönem neredeyse dünyanın dörtte birine hakim olan Moğol İmparatorluğu'nun ömrü neden kısa sürdü? Bir diğer soru, ülke neden ayrı ayrı hanlıklara ayrıldı? Bu sorunun cevabı için videoyu sonuna kadar izlemeyi, destek amaçlı yorum yapmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kazandığı büyük zaferlerden sonra Cengiz Han daha hayattayken istila ettiği toprakları Moğol geleneklerine göre kendi oğulları arasında paylaştırdı. Mükemmel komutanlığı ve tecrübeli devlet adamlığı sıfatlarıyla kendisini ispatlayan Cücihan'a Moğol atlarının ayak basabileceği her yeri istila etme hakkı verilse de bu göreve ömrü vefa etmeyen Cüci babası daha hayattayken öldü ve yerine Batuhan geçti. Cengiz Han'ın en küçük oğlu Tuluy 1229'daki kurultaya kadar imparatorluğun naipliğini üstlenirken ikinci oğlu Çağatay Han ise Uygur ülkesi ile Semerkant, Buhara arasındaki toprakların sahibi oldu. Çağatay babasının ölümünün ardından savaşlara hiç katılmadı ve kardeşi Ögeday'ın han olmasına destek vererek kendi topraklarını ona bağlı kalarak yönetti. Savaşsız bir hayat süren Çağatay 1241 yılında hayatını kaybederken hanlık toprakları Kubilay Hanlığı'nın kurulmasına kadar Moğolistan'ın bir parçası olarak kaldı. 1280'de Kubilay Hanlığı'nın kendi yolunu seçmesinin ardından Çağatay Hanlığı ayrı bir hanlık olarak yoluna devam etti. Moğol hanlıkları arasında neredeyse savaşsız bir şekilde hüküm süren tek hanlık olan Çağatay Hanlığı, 14. yüzyılın sonlarında Timur Devleti tarafından yıkılsa da halkı 18. yüzyıla kadar bu topraklarda yaşamaya devam etti. Cengiz Han'ın 3. oğlu olan Ögeday'a gelirsek, daha babasının sağlığında onun halefi olarak seçilirken, Cengiz Han'ın ölümünün ardından onun yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçti. Bu konuda en büyük destekçisi ağabeyi Çağatay olurken 1229 yılında Uluhan seçilmesinin ardından ilk iş olarak Harzemşah toprakları için plan yapmaya başladı. Ögeday Celaleddin Harzemşah'ın kaybettiği toprakların yarısını geri aldığını öğrenince en iyi komutanlarından Karmagon Noyan'ı Harzemşahların üzerine gönderdi. Yapılan savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan Celaleddin Harzemşah, İran topraklarının tamamını Moğollara teslim etmek zorunda kalırken, aynı tarihlerde Azerbaycan toprakları da Moğol egemenliğine girdi. Ardından Ögeday, Çin seferi hazırlıklarına başlarken Subutay Noyan'ı Kıpçakların üzerine, diğer Moğol ordularını ise Keşmir ve Afganistan'a gönderdi. Ögeday da kardeşi Çağatay'ı yanına alarak Çin ordularını büyük bir bozguna uğratacağı Çin seferine çıktı. Çin seferinde Ögeday bizzat ordunun başında olarak Şansi'ye ulaşırken kuzeyde Henan şehrini ele geçirip Jin ordusunun güneyi ile olan bağlantısını tamamen kesti. Ardından başkent Kefeng'i kuşatan Ögeday başkenti aldıktan sonra Karakum'a geri dönerken savaşı sürdüren Noyanlar 1234 yılına kadar tüm Kuzey Çin topraklarını Moğol topraklarına katmayı başardı.
Bu sırada Goryeo Krallığı'nın vergi ödememesini ve Moğolların kervanlarına saldırdığını öğrenen Ogeday, ordusunu Goryeo Krallığı'nın üzerine yolladı. 1231 yılında Goryeo Krallığı'nın işgali başlarken, krallığın diktatörü Choe, Moğollara direnerek uzun sürecek bir savaş başlattı. Toplam sayıları 1 milyona yaklaşan Moğol askerlerinin geçimi için sürekli akın ve talan gerekmekteydi. Bu nedenle 1236 yılında oğlu Kutan'ı Güney Çin üzerine gönderen Ogeday, Tuluy'un oğlu Mengü'yü, Çağatay'ın oğlu Baydar'ı ve Cuci'nin oğlu Batu'yu batıya doğru sefere gönderirken, bu yeni açılma siyaseti sessizliğin egemen olduğu batıda büyük bir çalkantıya neden oldu. 1239'da Riyazan ve Vladimir prensliklerini işgal eden Batu, Doğu Galicia'ya doğru hareket etti. Moğol orduları Vistül Irmağı'na kadar birçok bölgeyi yakıp yıkarken Avrupa devletlerinin oluşturduğu ordular büyük bozguna uğradı. Batu ciddi bir direnişle karşılaşmadan Budapeşte önlerine kadar gelirken İtalya ve Almanya topraklarına sefer düzenleme planları yaptığı sırada Ögeday Han'ın ölüm haberini aldı. Bu yüzden sefer planları ertelenirken Batu Han hariç tüm Moğol beyleri Karakum'a geri dönme kararı aldı. Böylece tüm Avrupa Moğol istilasından da kurtulmuş oldu. Ögeday yaklaşık 12 yıllık hükümdarlığı boyunca Kore'nin işgalini oldukça fazla istemekteydi. Ancak ne yazık ki Kore topraklarının işgali Ögeday'ın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Avrupa'ya dönecek olursak Batu Han 1241 sonlarında seferlerine kaldığı yerden devam ederek Rus prensliklerinin üzerine yürüdü. Bu sefer sonucunda kısa sürede Kiev, Smolensk, Chernikov ve Novgorod prenslikleri işgal edilirken Moğolların toprakları Kuzey Kutbu'na kadar ulaştı. Ardından güneye yönelen Batu Han ve ordusu Macaristan'ın yarısını ele geçirdikten sonra Polonya, Avusturya ve Dalmaçya'ya kadar olan ülkeleri tek tek yağmadan geçirip yakıp yıktılar. 1242'de Liegnitz yakınlarında karşılarına çıkan Alman kuvvetlerin de yenmelerine rağmen daha ileriye gitmediler. Bunun en büyük nedeni uzun sefer sırasında ordunun bir hayli yorulmasıydı. Üzerine bir de Batu Han ile Ögeday'ın oğulları arasında çıkan anlaşmazlıkların da eklenmesiyle sefere devam etmek istemeyen Batu Han, Eflak ve Boğdan üzerinden ana yurduna dönme kararı aldı. Batu Han bu sefer ile birlikte aynı zamanda ileride ayrı bir devlet olacak olan Altın Orda Devleti'nin de sınırlarını belirlemiş oldu. Bu dönemde Ogeday'ın ölümünün ardından boş kalan Moğol İmparatorluğu'nun tahtına Ogeday'ın eşi Töregene Hatun vekil olarak atandı. 1242-1246 yılları arasında imparatorluğu layıkıyla yerine getiren Töregene döneminde Türk tarihini yakından ilgilendiren bir sefer düzenlendi. Batı orduları komutanı Baycu Noyan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu zor durumdan yararlanarak Anadolu Selçukluların üzerine yürüdü. Önce Gürcü Krallığı'nı yok etti ve buradan topladığı 30 bin askeri ordusuna katarak ilerleyişine devam etti. Trabzon Krallığı'nı işgal ettikten sonra 1242 sonbaharında Erzurum önlerine gelerek şehri kuşattı. Erzurum'u kısa sürede alan Baycu Noyan şehri yağmalattıktan sonra büyük bir taarruz planlamak için Mugan'a döndü. Bu sırada Moğol tehlikesinin haberini alan 2. Gıyasettin Keyhüsrev, 70 bin kişilik Selçuklu askerinden oluşan ordusu ile Moğolların üzerine yürüdü. Aynı tarihlerde Mugan'dan yola çıkan Moğol ordusu Sivas'a gelirken iki ordu 1243 yılında Köse Dağı mevkinde karşı karşıya geldi. Yapılan Köse Dağı muharebesinde 2. Gıyasettin Keyhüsrev komutasındaki Selçuklu kuvvetleri Moğollar tarafından mağlup edilirken bu yenilgi ile birlikte Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara bağlı bir devlet haline geldi. Baycu Noyan bu başarının ardından 1245 yılında Diyarbakır ve Ahlat'ı da Moğol topraklarına kattıktan sonra İran'a geri döndü. ...1246 yılında yapılan kurultayda Ögeday'ın oğlu Göyük, Büyük Han olarak seçilse de Avrupa seferi sırasında Göyük ile kavga eden Batu Han buna karşı çıktı. Güyük, Kaan seçildikten sonra kendisine muhalefet eden Batu Han ile uğraşmaya başlayarak Batu Han'ın Azerbaycan'daki kumandanlarını bir bir görevden uzaklaştırdı.
Aralarındaki anlaşmazlık zamanla daha da büyürken bu anlaşmazlık yerini 1248 yılında savaşa bıraktı. Güyükhan ordusu ile birlikte Batuhan'ın üzerine sefere çıksa da bu sefer sırasında bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Bunun üzerine tekrar toparlanan kurultay bu kez Batuhan'ın kararına uyarak Mengühan'ı Büyükhan ilan etti. Mengühan'ın başarılı yönetimi sayesinde Moğollar Çin'de Song hanedanlığına karşı önemli zaferler elde ederken üst üste kazanılan savaşlar neticesinde Güney Çin'in içlerine kadar ilerlediler. Ancak Mengühan ve ordusunun ilerlemesi Çin'de meydana gelen bir salgın hastalık nedeniyle 1259 yılında aniden durdu. Moğol ordusu bu salgın nedeniyle çok büyük zayiatlar verirken Mengühan da bu salgından nasibini alarak 1259 yılında hayatını kaybetti. Hemen hemen aynı tarihlerde Altın Ordu Devleti'nin lideri Batuhan da hayatını kaybederken yerine kardeşi Berkehan geçti. Ancak ne Berkehan ne de ondan sonra gelen hükümdarlar Altın Ordu Devleti'ni eski gücüne kavuşturamazken devlet 1502 yılında Rus prenslikleri tarafından parçalanarak yok olacaktı. Artık Moğol hanlıkları kendi başlarına sivrilmeye başlarken birbirleri arasında da çekişme yaşanmaya başladı. Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün 1256 yılında Moğol İmparatorluğu'nun batıdaki temsilcisi olarak İlhanlı Devleti'ni kurması bu iç çekişmeyi daha da ilerletti. 1258 yılında Bağdat'ı işgal ederek Abbasi Devleti'ne son veren İlhanlılar ardından Filistin'e yöneldi. Ancak 1260 yılında Memlük ordusu tarafından yenilgiye uğratılan İlhanlı ordusu Suriye ve Filistin'den geri çekilmek zorunda bırakıldı. Bu yenilgi Moğolların batıdaki ilk yenilgisi olurken aynı zamanda tüm dünyaya Moğolların da yenilebileceğini göstermiş oldu. Bir süre sefer yapmayan İlhanlı ordusu 1277 yılında Anadolu Selçuklularının vergiyi aksatması üzerine bu ülke üzerine sefere çıktı. Ancak Anadolu Selçuklularının Memlüklerden yardım istemesi üzerine Memlük Sultanı Baybars Elbistan'da Moğol ordusunun karşısına çıktı. Yapılan Elbistan Muharebesi'nde Moğol ordusu bir kez daha yenilgiye uğratılırken neredeyse ordunun tamamı hayatını kaybetti. Bu iki yenilgi dışında hiç savaş kaybetmeyen İlhanlı Devleti ileride savaşla olmasa da çıkan iç karışıklıklar sonucu 1335 yılında yıkılacaktı. Tekrar doğuya gelirsek Mengühan'ın ölümünden sonra yerine kardeşi Kubilay Han geçmiş ve abisinin yarım bıraktığı işi tamamlayarak tüm Çin'i ele geçirme planları yapmaya başlamıştı. Bir dizi sefer sonucunda nihayet 1280 yılında bir asırdır alınmak istenen Çin'in tamamı Kubilay Han tarafından ele geçirilirken imparatorluk toprakları da en geniş sınırlarına ulaşmış oldu. Bu dönemde imparatorluk içinde yaşanan iç çekişmeler nedeniyle Kubilay Han doğuda Yuan hanedanlığını kurarak topraklarını ayırdı ve ilk Yuan imparatoru olarak taç giydi. Hükümdarlığı döneminde Moğolların ilk deniz seferini Japonya'ya düzenleyen Kubilay, Japon ordusu tarafından başarısız olunca bir daha sefere çıkmadı. Ardından da 1294 yılında hayatını kaybederek yerini Temur Olcaytu'ya bıraktı. Çin geleneklerini bir hayli benimsemiş olan Kubilay'ın ölümünden sonra Moğol soyluları ve Çinliler arasındaki gerilim Moğol hakimiyetini istikrarsızlaştıran en büyük nedenlerden biriydi. Ölümünden sonra istikrarlı ve refah içinde bir imparatorluk bırakmış olsa da bu imparatorluk kendinden sonra bir asır bile dayanamadı. 40 yıl içerisinde 7 imparator değişti ve Kubilay'ın ölümünden sonra devlet gittikçe Çinlileşti. 1368 yılında son imparator Togan Timur zamanında iyice zayıflayan devlet Ming Hanedanlığı tarafından yavaş yavaş ortadan kaldırılırken bu tarih aynı zamanda Moğol İmparatorluğu'nun da tamamen yıkıldığı tarih olarak kabul edildi. Böylece bir zamanlar tüm dünyayı titreten ve diz çöktüren Moğol İmparatorluğu da tarihin tozlu sayfaları arasındaki yerini almış oldu.